Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. DESA Yönetim Kurulu üyesi Burak Çelet bizimle. Burak Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzem Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Burak Bey, sizinle son yaptığımız yayında özellikle pandemi koşullarında hem stok yönetimi hem de nakit akışı anlamında bu dönemde olabildiğince riskleri yönettik demiştiniz. Ben biraz hem bu senenin ilk çeyreğini dinleyeyim sizden. Gerçekten nasıl başladı bu yılın ilk çeyreği? Hem de artık ikinci çeyreği de tamamlıyoruz. Zaten ilk çeyrek bilançonuzu açıkladınız ama ikinci çeyreğe de bu normalleşme, aşılamalar, açılma yansıdı mı? Son konuşmamız yaklaşık bir ay kadar önceydi. Hı hı. Tabii o dönemde hala pek çok belirsizlikler söz konusuydu. Dış pazarlar bir nebze daha toparlamaya başlamış olsa da henüz aşı bolluğuna ulaşmamıştık. Yaş grupları aşağıya düşmemişti ve önümüzde pek çok belirsizlikler var. Ancak aşılama hızlı giderse ikinci yarı yılı çok kuvvetli geçiririz diyorduk. Uzun bir kapanma dönemi yaşadık biliyorsunuz ikinci çeyrekte. Bunun doğal olarak perakende rakamlarına olumsuz etkisi oldu ama her şeye rağmen gene de karlı bir şekilde ikinci çeyreği de bitireceğimizi öngörüyoruz ve çok büyük heyecanla üçüncü çeyreği bekliyoruz. Açıkçası Haziran ayı başı itibariyle özellikle cumartesi günleri de perakende mağazalarımızın tekrar tüketicilerimizin ziyaretlerine açılıyor olmasının çok olumlu etkilerini gördük. Haziran ayı içerisinde 3 farklı trend gözlemledik tüketici tarafında, tüketici eğilimlerinde. Öncelikle ertelenmiş bir talep vardı. Bu ertelenmiş talebin ve tatil hazırlığının, seyahat hazırlığının hızlı bir şekilde satışlara yansıdığını gördük. Özellikle valiz, seyahat ürünleri, çanta gibi ürünlerde önemli bir zıplama gördük satışlarında. Aynı şekilde Babalar Günü gibi son perakendenin son derece önemli günlerinden birini yaşadık geçtiğimiz hafta sonu. Dolayısıyla bunun da erkek ürünü satışına son derece olumlu yansımalarını gördük. Normal şartlar altında biliyorsunuz daha çok kadınlarımız alışveriş yapar. Bizim markamız özelinde de yaklaşık %60 kadın alışverişi, %40 erkek ürün alışverişini gözlemlerdik. Ancak Haziran ayı içerisinde Babalar Günü'ne kadar bu dağılım tamamen ters döndü. Babalar Günü sonrası tekrar kendi seyrini buldu. Yine %60 kadın satışı oldu ama şu ana kadar son derece olumlu ve güzel bir Haziran ayı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Peki. Ayak trafikleri... Çok pardon, özür dilerim. Bir şey daha ekleyeyim. Ayak trafiğinde yaklaşık %45'lik bir artış gözlemledik geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre. Bu da bizim açımızdan son derece sevindirici. Peki 2021 hedeflerini yukarı revize etmeyi düşünüyor musunuz? Şu an hem ciro hem de karlılıkta bu yılı hangi rakamlarla kapatacaksınız ve bir revizyon beklentisi var mı? Tabii elbette burada en önemli soru da şu, son olarak onu da ekleyeyim. 2019 rakamları yakalanır mı? Sektörde hep bu tartışılıyor. DESA için nasıl olur? Yılın ikinci yarısını ikinci yarıyla karşılaştırdığımızda 2019'un çok ciddi ölçüde üstüne çıkacağımızı görüyoruz. Yayına katılmadan önce rakamlara baktığımda 2020 yılını ihracatta dolar bazında %45 yukarıda kapatacağımızı en azından öngörebiliyoruz. Burada bizi en çok sevindiren şey daha iki ay önce bir sonraki aylarda üretim kapasitesinin ne kadarını kullanacağımızı ve çalışanlarımızın ne kadarının KÇÖ'de kalması gerekeceğini öngöremezken bugün memnunlukla söyleyebilirim ki önümüzdeki ayın başı itibariyle %100 kapasiteyle çalışmaya başlıyor olacağız üretim tarafında ve kapasite artışlarını da gündeme almış vaziyetteyiz. Çünkü şu anda Aralık sonuna kadar tüm üretim kapasitemizi yurt dışında birlikte çalıştığımız markaların üretimine ve kendi markamızın üretimine ayırmış vaziyetteyiz. Hepsi satılmış durumda. Bu bizi çok mutlu ediyor. Perakende ve iç pazar tarafında da bugüne kadar yakalamış olduğumuz, Haziran ayı başından beri yakalamış olduğumuz trend devam eder diye umuyoruz açıkçası. Çünkü tüm dünyada aşılamanın artmasından dolayı global trafiğin ve hava trafiğin, yolcu trafiğinin arttığını gözlemlemeye başlıyoruz. Rusya'nın hafta başında Türkiye'yi tekrar uçulacak ülkeler listesine alması bizim açımızdan son derece olumlu. Çünkü İstanbul, ay başından beri baktığımızda İstanbul ve Ankara illerinde bulunan mağazalarımız ciro yükünün çok büyük bölümünü taşırken Antalya bu dönemde geleneksel olarak baktığımızda, geçmişten beri gelen trendlere baktığımızda asıl ciro yapması gereken bölge olan Antalya ve diğer sahil kesiminin biraz geriden geldiğini gözlemliyorduk. İnanıyoruz ki bu sene turizm sezonu biraz daha uzun olacak. Turist akışı geç de olsa gelmeye başladığı için olumlu sonuçlarını gözlemliyor olacağız mağazalarımızda. Dolayısıyla güzel bir perakende yılı bekliyoruz yılın ikinci yarısında.
Peki Burak Bey, şimdi son bir yıllık hissenin değerine baktığımızda burada 9 lira 57 kuruşta. Şu anki hissenin bulunduğu seviye ise 12 lira 68 kuruş. Ve hem yılbaşından bugüne %30 gibi yaklaşık bir getiri sağlanmış. Borsa İstanbul'un üzerinde bir performansı var. Hem de son bir yıllık hisse ortalamasının üzerindesiniz. Dolayısıyla bütün bu bahsettiğiniz projeksiyonlar, hedefler hissede sizce fiyatlanıyor mu? Öte yandan tabii yatırımcı zaman zaman volatil hareketler olabiliyor. O 18 TL'nin üzerine çıktıktan sonra tekrar 12 liralara doğru geri çekilmesini de biraz sorguluyor. O tarafı da sorayım. Yani zirveden olan uzaklık ve genel performans sizce bu yatırımları ve DESA'nın projeksiyonlarını yansıtıyor mu? Açıkçası 2019 sonunda baktığınızda 4 liralarda gezen hisse değerinin bugün 12 liralara gelmiş olması bence son derece olumlu. Ve şirketin gerçek değerini bulmaya başladığını, yatırımcıların şoklara karşı çok daha dirençli bir firma olduğumuzu daha net müşahede edebildiklerini görüyoruz. Çünkü çok satış kanallı ve birden fazla iş portföyünün bir araya geldiği ama odağının deri, perakende ve deri imalatı olan bir firma olduğumuzun yatırımcı tarafından çok daha iyi anlaşıldığını görüyorum. Çünkü DESA'yı karşılaştırmaya kalktığınızda bir benzer, bir eşdeğer bulmaya kalktığınızda bulmak pek kolay olmuyor. Çünkü pure play tabir edilen sadece tek bir sektöre odaklanmış bir firma değiliz. Hem ithalatçı, yani Samsonite markasıyla distribütörlüğü ve ortaklığı dolayısıyla yapmış olduğumuz işbirliği vesilesiyle hem ithalatçıyız, hem Türkiye'nin sektördeki en büyük ihracatçılarından biriyiz. Hem de aynı zamanda önemli bir perakende markasıyız. Dolayısıyla şoklara karşı bir nebze daha korumalı ve kendi içinde sigortası olan bir iş yapısına sahibiz. Bunun da yatırımcılar tarafından daha iyi anlaşıldığını görüyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi dönem dönem çok ciddi volatilite olabiliyor. Çünkü neticede sığ bir piyasamız var. Ancak firma anlaşıldıkça hissenin gerçek değerine ulaştığını görüyoruz. Ben inanıyorum ki yıl sonu rakamlarımızla da yatırımcılarımızı son derece tatmin ediyor olacak. Peki son sorum şu olacak. Biz Türkiye için hep konuşuyoruz ama bence şirketler için de konuşulmalı. Bu ithalatın ihracatı karşılama oranı. Tabii yani klişe bir soru. Her seferinde soruyorum ama sormakla durumundayız. Çünkü kur bu ülkenin bir gerçeği, çok volatil ve sizin gibi şirketlerin de döviz girdileri var. O yüzden ne söylersiniz? Döviz girdilerinize karşılık bir kazandığınız ihracat geliri, döviz gelirinize bakıldığında bilançodaki kur riski ne durumda? Ve tabii bundan sonraki süreçte borçluluk tarafını da sorayım faizlerden dolayı Burak Bey. Açıkçası ithalatımızın yaklaşık 5 katı kadar ihracat yapan bir firmayız. Dolayısıyla sürekli olarak cari fazla veren ve net açık pozisyonu bulunmayan bir firmayız. O nedenle de istisnai olduğumuzu düşünüyorum. Dediğim gibi iki farklı satış kanalının birbirini dengelediği ve sektörel şartlar ve konjektürel şartlar, ekonomik şartlar neyi gerektiriyorsa ona ağırlık verdiğimiz, yani iç piyasada daha fazla büyüme imkanı görüyorsak perakende ağırlık verdiğimiz, ihracat tarafında daha büyük fırsat görüyorsak ihracata ağırlık verdiğimiz bir iş yapısına sahibiz. Özellikle katma değerli ihracat yaptığımız için, yani sektör ortalaması kilogram başına 12 dolardayken biz bugün 150 dolarlar civarında ihracat yapabildiğimiz için de çok ciddi cari fazla veriyoruz ve katma değer üretiyoruz. Peki borçluluk ve finansmana erişim buna dair görüşleriniz ne? Tabii. Kapanmalar döneminde ve talebin zayıf olduğu dönemde ister istemez tabii ki biz de borç seviyemizi bir nebze arttırdık. Ancak bunun çok büyük bölümü uzun vadeli borca kriz öncesinde, bu kapanmalar öncesinde yayıldığı için ve başımıza geleceği ve sektördeki talebin ne kadar daralacağını öngörmüş olduğumuz için açıkçası son dönemde borç artışı yaşamadık. Bilakis yılbaşından beri 3. ay bilançosunda da göreceksiniz, gördüğünüz 6. ayda da gene göreceksiniz, banka borçlarının düştüğü bir dönem yaşadık. Bunun yanı sıra piyasa borçlarında çok ciddi oranda bir iyileşme yaptık. Tedarikçilerimize maddi açıdan destek olduk, nakdi açıdan destek olduk ve onların da ayakta kalmasını bu dönemde sağladık. Şu anda da açıkçası bunun faydasını görüyoruz. Çünkü pek çok üreticinin piyasadan silindiği, kendi işini artık sürdüremediği, likiditeyi sağlayamadığı bir ortamda inovasyona ağırlık vererek ve yeni ürünleri tüketicilerimize sunarak çok güzel bir performans sergiliyoruz. Burak Bey, çok teşekkür ediyorum şeffaf açıklamalarınız için ve katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. DESA için de iyi bir sene olsun diye.